Bu gördüğümüz eserin adı Tahti. İran'ın önde gelen sanatçılarından çoğunlukla İran'da yaşayan Hüsrev Hasanzade tarafından yapılmış. Onun eserlerini muhteşem kılan şey İran geleneğini ve tarihini çok modern bir anlatımla harmanlaması. Bu eserde ismi Tahti olan çok önemli bir güreşçi yer alıyor. Tahti bir dünya kahramanı. Farsça'da Cihan Pehlivanı unvanıyla biliniyor ve bir anlamda ulusal simge haline gelmiş biri. Tahti sadece bir güreşçi değil, aynı zamanda İranlıların bugün de takdir ettiği iyilik ve nezaket gibi güzel vasıflara da sahip. Merhaba. Tahti olimpiyat ödüllü bir güreşçi. 1952'de Helsinki'de ve ardından 1956'da Melbourne'de altın madalya kazanmıştı. Hasanzade'nin bu eserde yaptığı şey bu ulusal kahramanı, Cihan Pehlivanı Tahti'yi mabede benzeyen bir dekora yerleştirmek. Bunu yaparken de İran'da Hecli denen, ölüleri anmak için yapılan geçici mabetlerin bir benzerini yaratıyor. Ve etrafında yavaşça yanıp sönen ışıklarla Tahti'yi böyle bir kavramın içine yerleştiriyor. Yani onu sadece güreşle ilgili objelerle çevrelemiyor. Öte yandan bir tarafta madalyalarını ve kupanın bir kopyasını da görebiliyoruz. Güreşçilerin giydiği her türlü şey burada mevcut. Mesela şu pantolon gibi. Ve en önemlisi de pazubend de denen şu kol bağı. Sanatçı aynı zamanda tahtinin etrafına İran Şii geleneği ve diniyle ilgili çeşitli objeler yerleştirmiş. Hazreti Ali'nin resimleri, Hazreti Ali ile ilgili dualar, Hazreti Ali'nin ucu çatallı kılıcı Zülfikar ve İran geleneğiyle çok alakalı bunlara benzer pek çok obje. Çok alçak gönüllü bir karaktere sahipti. Çok sevilmesinin sebebi de zaten bu. Tahti henüz genç bir yaşta, yaklaşık 15 yaşındayken Zurhane'ye gitmeye başlamış. Zurhane, birebir çevirirsek kuvvet evi anlamına geliyor. Ve insanlar nesillerdir hem vücut geliştirmek hem de güreş idmanı yapmak için buraya gidiyorlar. Tahti tüm bu egzersiz türlerini burada öğrenmiş. Egzersizlerin bir de onlarla ilişkili ritüelleri var. Yani mesela geleneksel olarak lobut ya da zincirde ustalaşıyorlar. Aynı zamanda egzersizlerin bir parçası olarak seng denen büyük tahtaları kullanıyorlar. Bu tahtalar aslında Hazreti Ali'nin Hayber Kalesi kapılarını yıktığı zamanı, hatta esasen kırdığı kapıyı temsil ediyor. Zurhane ve tüm bu egzersizleri düşününce çok ilginç olan şey şu ki, hepsi Şii geleneğinin ve tarihinin ayrılmaz bir parçası. Bu eser 2007 yılında koleksiyonumuza eklendi ve bu durum Orta Doğulu çağdaş sanatçıların eserlerini toplama prensibimize dayanıyor. Bu yönden gitgide büyüyen bir koleksiyonumuz var ama özellikle bu parçayla ilgili heyecan veren şey modern bir eser olmasına rağmen aynı zamanda eserdeki her şeyin İran tarihi ve geleneğiyle de son derece alakalı olması. Yani gerçekten de British Museum'da bulunması gereken bir eser.